tabii ki kendilerine göre işte belediye ait hizmet binaları olsun, araziler olsun, taşınmazlıklar olsun diye önceki geldiğimiz gibi zaten bir dönem önceki kayyumların hiçbir taziye evi bırakmamıştı. Taziye evlerini bütün Kur'an kurslarına ve Diyanet vakıflarına devretmişlerdi. Taşınmazlıklar yoktu, araçlarımız yoktu, hibe edilmişti kaymakamlıklara, milli eğitim kurumlarına. Geldiğimizde 78 trilyona yakın bir borç zaten. Borç batağıyla Yenişehir Belediyesi'ni devraldık ve bizim kaldığımız süreç zaten 6 ay gibi bir süreçte çalışmalarımızı halkımızla birlikteydik. Halkın arasındaydık. Belediye ait taşınmazlıklar, temizlik şantiyesi vardı. Makine ikmalin bulunduğu, yani temizlik araçlarının bırakıldığı bir şantiyemiz vardı. Belediye aitti. O yerin ihale usulüyle satıldığını, kendileri de zaten bunları ihale sayfalarında açıklayarak ihaleye açıldığını beyan etmişlerdi. Bir de Mardin yolu üzerinde bir piknik, büyük bir alanımız vardı. O dönemde de zaten bir kısmını Kızılay'a devretmişlerdi. Yani bir sağlık birimi vardı. Bir de bir at çiftliği kurmuşlardı. Yani önceki kayyum zaten onları devretmişlerdi o süreçte. Şilbe'de 3 kuyularda 2 arazi, Şilbe'de ayrı belediye ait araziler satışa sunulmuş. Onlar da hatta taksitle arazileri satışlara başlanmış. Bundan sonraki süreçte belediyelerimize sahip çıkalım. Her ne kadar kayyum sürecinde evet belki kayyum atadılar, belki o binalara sahip oldular ama asla ve asla bu halkın iradesine sahip olamazlar. Kayyumların yaptıkları bu kendi yandaşlarına peşkeş çektikleri arazilerin hesabını ileride seçiminde de soracak, yeri geldi mi sahiplenecek de kendi belediyelerimize sahip çıkacağız.